Merhaba gençler. Microsoft Excel derslerine devam ediyoruz. Şimdi giriş sekmesi altında pano komut gruplarına bir bakalım. Aslında bunlara aşinayız. Word'de bunların çoğunu görmüştük. Kes buradaki veriyi buradan kesip alıp başka bir yere yapıştırmayı sağlıyor. Kesteki mantık şuradaki veriyi buradan alıyor. Diğer tarafa yapıştırıyor. Buradaki veriyi de yani orijinal veriyi de silip ortadan kaldırıyor. Kesin manası bu. Şurada kopyala var. Kopyalayalım. Eski yerine yapıştıralım. Hatta şuradan yapıştıralım. Kes de yapıştır arasındaki fark. Kesin buradaki orijinal veriyi alıp buraya taşıması ve var olan veriyi yani orijinal veriyi silmesiydi. Kopyala da buradaki veriyi aynen burada tutmaya devam ediyor. Bunun bir kopyasını ne yapıyor? Da istediğimiz yere kopyalamamıza olanak sağlıyor. Şimdi yapıştırla alakalı bazı ayarlar var. Onu da gösterelim o zaman. Şunu şöyle sileyim. Şimdi şuradaki başlıklar ve 5 satır veriyi de alarak kopyalayayım. Şimdi buraya yapıştıracağım ki yapıştırın altında görüldüğü gibi bir sürü yapıştırma seçeneği var. Orijinal veriyi yapıştırma, formülleriyle birlikte yapıştırma var. Sayı biçimlerini korumakla birlikte yapıştırma var. Şöyle bir göstereyim, hatta bir iki tane değişiklik yapalım burada. Mesela şunları kalın yapayım. Şöyle. Şöyle kalın yapayım. Şimdi kopyalayayım. Şöyle kopyalayayım. Şimdi buraya yapıştıralım. Bakınız her yapıştırmada aslında bizim ne yapacağımızı gösteriyor. Formülleri yani şurada bir formül var. G sütununda bir formül var. Onların taşımak istiyorsanız formüllerle birlikte sayı biçimi dediği şey şuradaki para ifadelerinin kaynak biçimi yani şurada kopyaladığınız şeydeki bütün şeyleri ne yapmak istiyorsanız, korumak istiyorsanız bunu getirebilirsiniz. Kenarlıklar varsa kenarlıkları istemiyorsanız bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. Burada hani çok sıklıkla kullandığımız şeylerden bir tanesi mesela resim yapma. Şimdi şöyle resim yapalım önce. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şu anda şu orijinal veriyi resim olarak yapıştırdı çocuklar. Gördüğünüz gibi bunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Kenarlık ekleyelim mesela şöyle. Şöyle yansıma yapalım falan. Gördüğünüz gibi bunu ne yapıyor çocuklar? Bir resim olarak ne yapabiliyorsunuz? Değiştirtebiliyorsunuz. Ama bakın bunda bir değişiklik yapamıyorum. Çünkü niye? Buradaki verileri resim olarak yapıştırdığı için. Fakat bir resim ayarı daha var. Yani resim olarak yapıştırmada güzel bir tarafı daha var. Bakınız şurada bağlı resim olarak algılama diye yapıştırma diye bir kısım var. Bunu kopyalayalım şimdi şu verimizi tekrar kopyalayalım. Şuraya, şuradaki hücreye yapıştıracağız. Bu sefer bakınız bağlı resim olarak kaydediyorum. Bakın yine bildiğimiz resim bu çocuklar. Ama bir farkı, deminkinden bir farkı. Bunda değişiklik yapabiliyorsunuz ama burada değil çocuklar. Bu şuradaki benim kopyaladığım alana bağlı bir resim. Mesela şunu değiştireyim. Şurayı 5 yapayım mesela şöyle. Görüldüğü gibi bakınız burası da 5 oldu. Burayı mesela 4 yapayım. Şimdi burayı kontrol edin. Bakınız orası da değişti. Yani bağlı resim. Yine resim burası ama şuradaki kopyaladığınız alana bağlı bir resim oluyor. Burada hani çok sıklıkla kullandığımız mesela bazen tabii bu data da lazım ol bu veri setinde lazım olmayabilir ama kullanabileceğim şeylerden bir tanesi. Mühendislik hayatımızda lazım olacak şeylerden bir tanesi de. Mesela buradaki şeyleri sütunları görüyorsunuz. Bakın A, B, C, D, E, F, G. Bu sütunları size mesela bir öyle bir lazım oldu ki buradaki sütun satır olması gerekiyor. Mesela şöyle seçelim. İlk satırı seçtim. Ctrl Shift yan tarafa doğru olan oku seçtim. Bir de aşağı doğru olan oku seçtim. Ctrl Shift'i bırakmadan. Böyle bütün şeyi seçti. Bunu bakın şöyle kopyalayayım. Buradan da kopyalayacağım gibi şuradan da kopyalayabilirdim. Şimdi şuraya yapıştıracağım. Ama öyle bir yapıştırma ki satırları sütun, sütunları satır yapacak. Bakınız. Devrik dönüşüm. Bak basıyorum. Görüldüğü gibi sıra, ad, soyad, ürün, adet, birim fiyatı tutar. Şuradaki sütunları satır yaparak yapıştırdı. Bu mühendislik hayatımızda kullanabileceğimiz özelliklerden bir tanesi. Bunu da öğrenmiş olduk. Şöyle şey diyeyim. Şunları silebilirim.
Biçim boyacısı. Şöyle birinci, şöyle ikinci de biçimini değiştirelim. Şöyle kırmızı yapayım. Diyelim ki şuradaki birinci ve ikinci satırdaki değişikliği şuradaki 38 tane veri satırına aktarmak istiyorum. Sadece biçim olarak aktarmak istiyorum. Biçim kopyacısına seçiyorsunuz önce yapmak istediğiniz biçimini kopyalamak istediğiniz hücreleri. Bu tek de olabilirdi. İkili de olabilir, üçlü de olabilir. Sizin zevkinize bağlı. Ben ikili seçiyorum mesela. Biçim kopyalayıcısına bastım. Şimdi ben bunu alt satırlara aktarmak istiyorum. Bakınız. Mouse'umla sol butonu ile aşağı doğru çektim. Görüldüğü gibi ilk iki satırda yani biçim boyacısına seçtikten sonra biçim boyacısına seçtiğim zaman buradaki biçimleri bakınız ne yaptı? Seçtiğim hücrelere aktardı. Böylece pano kısmını da halletmiş olduk. Şimdi de sırada giriş sekmesi altında stiller komut gruplarına bir bakalım. Koşullu biçimlendirme, tablo olarak biçimlendir, hücre stilleri olarak 3 tane buton görülmekte. Bunların aşağı doğru bakan küçük oklar görüyorsunuz. Bunun alt seçenekleri de bakınız burada sıralanmakta. Koşullu biçimlendirme bir bakalım neler varmış. Hücre vurgulama kuralları. Şimdi buradaki koşullu biçimlendirme şudur. Belli kurallara göre şuradaki hücrelere belli biçimler verir. Mesela nasıl? Mesela şuradaki sütuna bir koşullu biçimlendirme verelim. Hücre vurgulama kuralları büyüktür. Bundan başlayalım. Şimdi şöyle diyor. 205'ten büyük olan şuradaki hücrelerde 205'ten büyük olanları koyu kırmızı yapacağım diyor. Biz bunu mesela değiştirebiliriz. Sarı yapabiliriz. Yeşil yapabiliriz. Değişik kısımlarını bunu değiştirebiliriz. Kendimiz özel bir biçim de verebiliriz. Biz ama buradaki şeyi kullanalım. 205 değil de bunu mesela ne yapalım çocuklar? 40 yapalım mesela. 40 yaptığımız zaman bakınız 40'ın üzerindeki sayılar işaretleniyor. Ama 40'ın altındaki sayıların hücresi biçimlendirilmiyor. Değiştirelim mesela bunu 150 yapalım. Bakınız 150'nin üstündekiler bu sefer sadece biçimi değiştiriliyor. Diğerleri eski halinde bırakılıyor. Bunun gibi koşullu biçimlendirmede hücre vurgulamada büyüktür, küçüktür. Yani belli sayıdan küçük olduğu zaman hücreyi biçimlendirdiğimiz iki tane sayı arasında mesela bakalım. 108 ile 303 arasındaysa ne olsun mesela? Şöyle bir renk verelim. Pardon. Şöyle bir renk verelim. Tamam diyeyim mesela. Bakınız oradaki koşulu sağlayan bir tane verim varmış. Onu da ne yaptı çocuklar? Sarı fontlu, yani sarı renkli bir hücre yaparak bana gösterdi. Eğer bir biçimlendirmeyi silmek istiyorsanız şurada bakınız. Koşullu biçimlendirmede kural temizle. Tüm sayfadaki kuralı temizle dediğin zaman buradaki yani şu F sütunundaki yaptığınız koşullu biçimlendirme silinecektir. Başka nelerimiz var? İlk ve son kuralları var. Yani ilk 10 öğe, ilk %10, son 10 öğe, son %10. Şimdi bunu şuna bir bakalım. İlk 10 öğe mesela tabii şey seçmedik. Şöyle göstereyim şöyle. Mesela F sütunundaki ilk 10 öğe gibi belirtelim. Biçimini değiştirerek. 10 tane. Bunu değişik sayılarda da kullanabilirsiniz. 10 dediği için illa ki 10 kullanmak zorunda değilsiniz. Diyelim yine 10 kalsın. Sarı renkli yapsın. Koyu sarı metinle sarı dolgu yapacak. Tamam dediğimiz zaman bakalım hangisini değiştirdi. Görüldüğü gibi ilk 10 öğe ne yaptı çocuklar? Bize seçerek, yani istediğimiz biçiminde sokarak bize ne yaptı çocuklar? Gösterdi. Başka nelerimiz varmış? Mesela ilk %10'a girenler için yapabilirsiniz. Tabii buradaki %10 yine değiştirilebilir. %25 yapabilirsiniz mesela. Başka nelerimiz varmış burada ilk son kurallarında? Ortalamanın üstünde mesela şuradaki sayıların bir ortalaması var. Bu ortalamanın üzerinde kalanları bakınız. Şimdi burada 2-3 tane biçimlendirme olduğu için şöyle bir kaldıralım şunu. Bir biçimlendirme temizleyelim.
Evet, şimdi ortalamanın üstünde olanlar yeşil renkli olsun. Görüldüğü gibi şimdi şuradaki dataların ortalaması, şöyle seçtikten sonra şu altta yazıyor, bakınız 111. 111'in üzerinde olanlar ne oldu çocuklar? Yeşil font üzerine yeşil ifade olarak veriler yazılarak belirtildi. Şu alttaki ortalamanın üzerinde. Bunun da ortalamanın altında da olanları da var. Onu da söyleyeyim. Şurada görmüşüz zaten. Veri çubukları var. Ona da bir bakalım. Hatta şunu da temizleyelim. Şöyle temizledim. Yine bu sütunda değil, diğer sütun olsun mesela bu sefer de. Şöyle seçeyim. Veri çubuklarında ne varmış? Değişik renklerimiz var. Yeşilimsi, turuncu renklisi, morlusu diyelim, mavilisi, turuncusu var mesela. Herhangi birini. Gradyanlar biraz da görüldüğü gibi koyu renkten açık renge doğru değişen renkler. Biz bir düz bir renk seçelim mesela. Mavi bir renk seçelim. Buradaki şey şudur. Yine bakın biçimlendirme ile alakalı. Buradaki yani şu sütundaki yani G sütununda yaptığım biçim koşullu biçimlendirme neydi çocuklar? Aslında şurada en yüksek olanın hücresini tam koyulatıyor veya tam boyuyor. Diğerleri de kendi oranıyla yani şu en büyük sayıyı oranla birlikte belli çubuklar halinde boyanıyor. Bu ne yapıyor? Ne işe yarıyor? Burası da görsel olarak sadece koşullu biçimlendirmede belli bir şeye göre renklendirmeyi sağlıyor. Gözümüzü hani daha rahat şekilde gelsin diye ne yapabilirsiniz? Bunları kullanabilirsiniz. Hani ihtiyacınız olana göre kullanırsınız. Renk çubukları var mesela. Biraz daha farklı. Yine kullanabilirsiniz bunları. Şöyle. Arka fonu bu sefer beyazdan daha farklı renk olabiliyor. Simgeler var mesela şöyle. Tabii şu anda bir koşullu biçimlendirme olduğumuz için onu bir temizleyelim şöyle. Tüm sayfada biçimlendirelim. Mesela simgeler var. Değişik simgeler kullanabilirsiniz bu şekilde. Şöyle. Tabii şu anda mesela şunlar diğer işaretlerin çıkması oraya verinin sığmadığını gösteriyor sadece. Mesela şunu seçelim. Şu anda veri sığmadığı için görünüyor öyle. Şimdi bakınız ayarlandı. Şimdi bunların bazılarında kırmızı çarpı görüyorsunuz. Bazen de ünlem işareti görüyorsunuz. Sarı renkli. Bazılarında yeşil tik işareti görüyorsunuz. Bu neymiş? Bir bakalım. Bakınız şöyle. Diğer kurallar diyorsunuz. Bakınız neyi nasıl verdiğini burada ne yapacaklar anlatıyor. %67'den üzeri olanlara yani şuradaki dataların %67'sinin yukarısında olanlara yeşil renk veriyor. 67 ile 33 arasında, %33 arasındaysa sarı renk veriyor. %33'ün altındaysa da kırmızı renk veriyor. Yani belli bir kurala göre koyuyor bunu. Hani kullanır mısınız bilmiyorum. Koşullu biçimlendirmede bu da burada kullanılanlar arasında bulunmakta. Biz yine bunları silelim, temizleyelim. Devam edelim. Tablo biçimlendirmeye girelim. Burada bakın değişik tablolarımız var. Şöyle benim bu tüm verilerimin bulunduğu kısmı seçeyim şöyle. Şöyle seçtim. Şimdi tablo biçimlendirmeye girelim. Bakın değişik tablo biçimlendirmeleri var. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Açık renkliler, orta koyulukta olanlar var, koyu renkli olanları var. Bir tanesini seçiyorum. Bakın şöyle seçiyorum. Diyor ki mesela şu en üstteki sıra tablonun üst sınırı bilgi satırı mı içeriyor? Eğer burada böyle bir şey yoksa şunu kaldırırsanız kendi buraya ne yapıyorsunuz çocuklar? Sütunlara isim veriyor. Tabii benimki şu anda belli yani sıra, ad, soyad, ürün, adet, birim fiyatı tutar. Benim tablomun aslında bilgi satırı oluyor. Ben bunu okey diyorum. Tamam dediğim zaman bakınız ne oldu? Benim verilerimin bulunduğu kısmı bir tablolaştırıyor. Bakınız burada benim daha önce gördüğümüz sıralama, filtreleme işlerini yaptığımız kısım bulunmakta. Aşağı doğru bakan o da çıktığını söylemiştim. Peki bu tablolandırmanın en büyük artısı nedir? Şimdi şöyle son sütundaki kısım çocukta bir ne oluşturuyordu? Bir formülasyon oluşturmuştum burada. Şimdi böyle bir tablo oluşturduktan sonra şunu kolaylığı şudur. Eşittir koyuyorum. Diyelim ki şu çarpı şu yapıyor. Yani fiyat iki tane hani E2 sütunuyla F2 sütunun çarpımı. Bakınız o yazdı zaten. Şimdi bakın Enter'a basıyorum. Görüldüğü gibi aslında ben önceden bunu eğer tablo stilini giriş kısmında tablo stilini tablo olarak biçimlendirmeseydim ben bunu aslında bu formülü yapıp aşağı doğru çekmeyi olarak bu formülleri ne yapıyorum? Otomatik olarak ne yapıyordum şurada? Taşıyabiliyordum. Ama bu sefer bakın bunu tablo olarak biçimlendirdiğim için burada yani tablonun birinci satır yani şöyle
yazdığım bir ikinci satıra yazdığım bir formülasyon diğer satırlarda ne oldu çocuklar? Aynı şekilde aktarıldı. Yani bir daha aşağı doğru çekmeme gerek kalmadı. Peki tabloda başka ne yapabiliyorum? Şu tabloda şurada. Bu tabloda başka neler yapabiliyormuşum? Acaba bakalım şuradaki bakın şuradaki tabloyu bakınız bu şekilde aşağı doğru çekebiliyorum. Yan tarafa doğru çekebiliyorum. Yani bakınız işte iki tane daha sütun ekledi buraya. Tablomu ne yapabilirim? Genişletebilirim yani hem sütun olarak hem de ne olarak genişletebilirim bunu? Satır olarak genişletebilirim. Mesela yeni veriler eklediğim zaman mesela 3 olsun. 300 lira olsa bakınız otomatik olarak ne yapar çocuklar bu? Yeni eklediğim satırlarda da hesabını gerçekleştirir. 5 görüldüğü gibi. İşte tablo olarak biçimlendi beni. En kolay tarafı, en rahat şekilde işlem yapmamızı olanak sağlıyor. Ayrıca görüldüğü gibi filtre hem sıralama hem de filtre içinde hazır hale getiriyor. Bu tarz şeyler benim bu tablo biçimlendirmede kullanabileceğim kısımlar. Ctrl Z ile geri döneyim. Şöyle. Evet. Tablo biçimlendirmeden sonra hücre biçimlendirmelere geldik. Hücre stillerine. Mesela şuradaki tablonun başlığını kendime göre hatta çerçeve koyayım şöyle. Alt çerçevesini üst ve alt kenarlarını kalınlaştırayım falan. Buradaki bu hücrelerdeki stili hafızasında tutabilirim. Nasıl tutabilirim? Hücre stillerine girerim. Yeni hücre stili. Bu ne diyelim? Kendimin diyelim. Kendimin stili olsun bu. Tamam diyorum. Bakın neleri koruyacağını gösteriyorsunuz. Tamam dediğim zaman bu stili artık hafızasında tutuyor. Normalde bakınız hafızasında olan stiller de burada duruyor. Hatta şöyle göstereyim size. Mesela şuradaki yaptığım kendimin olan stili değiştireyim. Şöyle mesela değişik stilleri kullanabilirsiniz. Şöyle. Görüldüğü gibi koyuluklarını, biçimlerini değiştirebildiğimiz değişik stillerimiz var. Ama benim kendi stilim bakınız kaydettiğim stilim burada. Şimdi şuradaki stildeki biçimlendirmeyi siliyorum. Bakın şuradaki düzenleme kısmı içinde giriş sekmesi altındaki düzenleme komut gruplarında tümünü temizlediğin şurada içerideki bütün şeyleri temizler. Mesela bakın hem biçimlendirme hem de içerideki ne olursa gruplar sayıları siliyor. Ben ama sadece biçimlendirmeyi temizlemek istiyorum. Bakınız. Biçimlendirmeyi temizledim. Hatta şurada yapmıştım biçimlendirmeler. Bakın bunları da biçimlendirmelerini de temizleyeyim. Biçimlendirmeden temizledim. Sağ dataları ve formülleri artık hala tutuyor. Şimdi böyle bir durumda şuradaki diyelim ki ilk satırdaki tablomla alakalı bilgileri verdiğim, sütunların isimlerini verdiğim kısımda benim bir kendi biçimlendirmemi kullanmak istiyorum. Hücre stilleri olarak kendi biçimlendirmemi kullanmak istiyorum. Bakın kendimin olarak kaydettiğim için bastığım zaman bu ne oluyor çocuklar? Bunu otomatik olarak buradaki eski o kaydettiğim zamanki duruma ne yapıyor? Bunu getiriyor. Yeni bir sayfa açsam şurada acaba benim kendimin tutuluyor mu? Evet, bu hala tutuluyormuş mesela. Burada da kullanabilirim. Yani aynı çalışma kitabının sayfadan diğer sayfalarını da kullanabilirim. Acaba yeni bir dosya açsaydım. Bakınız burada yani yeni bir kitap açtım. Çalışma kitabı açtım. Burada acaba var mı? Bakınız. İşte buradaki en büyük zorluk budur. Yeni bir çalışma kitabının çocukta bu stili koruyamıyorsunuz. Görüldüğü gibi. O kendimin stili burada yok. Evet. Böylece hücre stillerinde vurgulamak istediklerimi de vurguladım. Dediğim gibi değişik hücre stillerini kullanabilirsiniz. Şimdilik en azından temel seviyede stiller kısmında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki ders görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.